0212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Bir rüya gördüm. Hayır mı şer mi? Acaba bu rüya bana müjdeci rüya mı? Uyarıcı rüya mı? Diye evet. Merak ediyorsanız bizi telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Arkadaşlarımız telefon başında telefonlarınızı bekliyor. Hemen seyircimizi bağlayalım. Lütfen ekran başına yeni geçen seyircilerimiz varsa evli veya bekar olduğunu söylemeniz yeterli. Özel hayatınızla ilgili kesinlikle başka bilgi vermeyin. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Adana'dan selamlar, hayırlı programlar. Ben aleykümselam. Adana'ya gönül dolusu sevgiler gönderiyoruz. Buyurun. Çok teşekkürler. Hocam, rüyamda eşim balkonu yıkıyor, yanımda da görümcem. Ben balkona çıkıyorum, eşimin elinden hortumu alıp eşimi yıkamaya başlıyorum. Üzerinde de beyaz atleti var. Diyorum ki seni bütün pisliklerden, bütün kötülüklerden, bütün kötü huylarından arındıracağım diyorum. Ama bunu yapmadan önce de içimde bir korku, acaba hani bana, beni döver mi ya da işte üzerime yürür mü, sonuçta onu uçlatacağım. Ama görümcem orada diye hani korkmuyorum, nasıl sarıyorum kardeşi yanımda, hani bana bir şey yapamaz. O da hiçbir şekilde tepki vermiyor hocam. Evet, darda olunan bir durum var. Allah izin verirse selamete çıkmak için beklediğiniz haber size ulaşacak. Allah nasip ederse ilerleyen günlerin içerisinde sizin bir muradınız olacak. Korkularınız ortadan kalkacak. Çünkü sizin selamete çıkmanız için zaten birçok kez dua etmişsiniz. Bu duanın karşılığını alacaksınız. Hortumu elinize almanız artık yetki size verilecek. İnşallah. Evet. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Keşke aslında elimizde öyle bir hortum olsa da böyle bizi üzenleri, hani sulasak karakteri düzelse, huyu kötü olanları öyle dediğiniz gibi hortum tutup düzeltsek. Evet. Pınar Hanım, Eskişehir'den. Merhaba, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, buyurun. Ben evliyim. Hocam iyi günler. Hemen söylüyorum rüyamı. Hocam uzun kireçli bir yolda istihare namazına yapmıştım bebeğinin olup olmaması için. Uzun kireçli bir yolda yürüdüm. Karşımda iki katlı beyaz bir ev gördüm. İçine girdim. Dört tane kadınla düğüne gittim. Yeşil bir elma mı, armut mu, ayva mı hatırlamıyorum. Yeşil bir meyve verildi, yedim. Peki kireçli yol dediniz değil mi? Evet. Bir... Her yer beyaz. Tamam. Evin içi, yollar. Bir kadından çok hızlı bir şekilde size gelecek olan destekleri göstermiş. Onun için Allah nasip ederse sizin hayırlı bir evlada kavuşmanıza az bir zaman kaldığını, yani 4 hafta 4 ay içerisinde bu müjde verici habere ulaşabileceğinizi Allah'ın izniyle gösteriyor rüyanız. Onun için tereddütte kalmayın. Ayva demeniz aslında boşa gider. Fakat ne olursa olsun vermiş olduğunuz emekten vazgeçmeyin. İnşallah. İnşallah. Ne? Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, buyurun. İsmim Yaprak, evliyim. Yaprak Hanım, peki. Uzun süredir aynı rüyayı görmekteyim hocam. Merhabalar bu arada. Merhaba, sağ olun. Hayır olsun. Uzun süredir aynı rüyayı görüyorum. Bekarken de, evliyken de bu rüyayı gördüm. Evim deniz kenarındaymış. Ama deniz her seferinde birden yükseliyor. Bütün şehri allak bullak ediyor. Biz içini böyle, ama yanımda farklı farklı kişiler, ailem, sonrasında eşim, çocuğum falan oluyor. Camdan izliyoruz böyle denizin içine. En sonunda bu deniz duruluyor ve güneş açıyor. Sürekli aynı rüyayı görünce böyle bir şey oluyorum yani. Yok, rüyalarda zaten Yaprak Hanım, rüyalarda üst üste aynı rüyalar görülürse burada zaten uyarıcı bir kısım var olduğunu gösteriyor. Ama annenizin duasını aldığınız müddetçe, onun çizgisinde gittiğiniz müddetçe Allah'ın izniyle yani daha güzel, daha huzurlu hayata kavuşacağınızı, bazı konularda inişli çıkışlı bir hayatın içinde olsanız da başarıdan başarıya gideceğinizi gösteriyor. Burada zaten güneş, Hazreti Yusuf peygamber ne demişti rüyada? Ben bir güneş, bir ayın, 11 yıldızın önümde eğildiğini gördüm. Babası Yakup aleyhisselam, güneş annen, ay baban, yıldızlar ise kardeşlerin demişti. Burada güneşi gördüğünüz için en son annenizin sizin için yapmış olduğu veya sizin canı gönülden evlatlarınız için yapmış olduğunuz bir duanın, bir dileğin gerçekleşebileceğine, kabul olacağını gösteriyor. İnşallah. Evet. Allah annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Eksik etmesin, evet. Anne duası alırsak kendimizi dünyanın en güçlü insanı hissediyoruz gerçekten. Evet. Bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Böyle sımsıkı sarılıyorum size. Hakan Bey Sakarya'dan arıyor bizi.
Efendim kolay gelsin. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok teşekkürler Hakan Beyciğim. Buyurun. Bugün gördüm, sabaha karşı gördüm. Unutmamak için de kalktım yatağıma sabah namazından önceydi. Defaten tekrarladım ve inşallah da şimdi anlatacağım size. Evet. Efendim yere serilen bu ahşaplara benzeyen 25-30 santim uzunluğunda bir tahta, inceliği de 5 santim. Bunun içerisinden tıkır tıkır diye tahta kurusu, bildiğimiz tahta kurusunun sesini duydum. Sol elimle tahtayı bir ucundan açtığımda içerisinin derinliği olan, artık tahta değil de daha derin gözüken bir çerçeveden bakarak karıncaların oluşturduğu böyle hani bir kum tepesinin evet. Tozunu, tahtanın tozundan oluşan bir kum tepesi, sağ tarafında da oynayan, ağzını oynatan bir yaratık, tahta kurusu olduğunu tahmin ettiğim, oradan çıktı ve bana doğru geldi. Rengi de beyaz ve gri karışımıydı. Bu arada evliyim efendim. İki tane de ellerinizin öper çocuğum var. Giriş yapabilir miyim? Özür dilerim. Giriş yapacağım şimdi, bakın. İki kişi. Hocam giriş yapacağım. Ya şimdi durdurmamız lazım. Peki, kardeşimizi. Buyurun. Şimdi bakın. Birincisinde bu ince 5 milimlik tahtayı hesap etmiştiniz. 5 milim olduğunu söylediniz. Burada çok hızlı bir şekilde hatırlamışsınız rüyanızın tamamını. Bu rüyanız çıkabilir. Şimdi bakın, iki kişi. Birine sırrınızı paylaşmışsınız, bir sıkıntı yaşamışsınız. İkincisi, birine çok güvenmişsiniz, hayal kırıklığı yaşamışsınız. Tahta olması çoktandır yapmış olduğunuz planı hayata geçirmek için mücadele vermişsiniz. Ama bunu da bir türlü başaramamışsınız. Tahta kurularının olması, artık hüsnü kuruntuları bırakın. Birikimlerin olması, Allah nasip ederse yazın inşallah muradınız olacak ve hayata artık geçireceksiniz planınızı. Bunu göstermiş. Korkulacak bir şey yok. Beklentilerinize kavuşacağınızı gösteriyor. Şimdi rüya o kadar uzun ve böyle alengili anlatınca insan daha böyle acaba kötü bir şey olacak mı? Yok. Kandıranlar, aldatanlar, yarı yolda bırakan arkadaşımız olmuş. Hayal kırıklıklar yaşamış bu kardeşimiz. Onun için şimdi bu dakikadan sonra inşallah gardını alacak, yoluna devam i̇nşallah. Edecek. Peki Ankara'ya uzanıyoruz. Betül Hanım hattımızda. Betül Hanım. İyi günler, huzurlu günler diliyorum hepinize. Size de diliyoruz. İnşallah huzurlu günler olsun. Buyurun Betül Hanımcığım, dinliyoruz. Benimki istihare rüyası. Bu gece gördüm sabaha karşı. Hı hı. Ben bir şey soracağım, tek bir şey soracağım. İstihare rüya, istihareye kendiniz için mi yattınız, bir başkası için mi? Kendim için yattım efendim. Evli bekar onu sormadım. Evli misiniz, bekar? Boşandım. Tamam. Peki. Şimdi dileğinizi bir dakika, dileğinizi tuttunuz mu istihare yatarken? Tabii ki. Peki. Ha, bunu da unutmayalım. Şöyle bir şey var. Madem istihare konusunu açtık, ben açıklayayım artık. Belki arkadaşlarımız bekliyordur burada. Hocam önce rüyayı dinleyelim. Tamam, dinleyelim ondan sonra. Buyursun. Alo. Tamam. Hocam şimdi ben balkonda oturuyordum. İki arkadaşım var yanımda. Biri erkek, biri bayan. Fakat hatırlamıyorum kim olduklarını. Onları dinlerken sohbet esnasında uyuyakalmışım balkonda. Uyanıyorum. Ses geliyor içeriden çünkü. Evimdeymişim güya. Boşandığım eşim içeriden... İçerideymiş, uyanıyor o da. Ben gideceğim diyor, binadan çıkıp gidiyor, merdivenlerden iniyor aşağıya, kapıyı kapatıyorum. Ondan sonra bir tane kanepeye geliyorum, kız kardeşim yanımda. Bir bebek, güya kreşten almış getirmişim ben onu. Altını açıyorum, çıplak bebek. Altını açıyorum, altını açtığım zaman bir an telefon gibi bir şeyle karşılaşıyorum. Mesajlar geliyor, kendi kendime ekranla oynuyorum. Üstüne bir bakıyorum, bebek amuda kalkıyor kendi kendine. Amuda kalkınca erkek olduğunu görüyorum. Tekrar düzeltiyorum bebeği, altını kapatıyorum. Bakıyorum, diyorum ki ağlamaya başlıyor. Kardeşime diyorum ki aslında diyorum çok güzel bebek değil, çirkin bir bebek ama bebek o kadar güzel ki diyorum, ayakları da çok güzel, seviyoruz. Sonra içeri geçiyorum, annemle babam da var. Annem bitiş dikiyordu. Tülden kahverengi bir bluz dikiyordu. Kollarını ekliyordu üstüne. Ve ben de istedim. Bana da diker misin dedim. Tamam, bunu bitireyim kendime, bana da dikeyim dedi. O kadar. Şimdi bakın, siz eşinizin dönmesini istiyor musunuz? Veyahut da hayır. Bir kişi var çünkü. Kahverengi bluz olması kışın bu kişinin size döneceğini gösteriyor. Kışın. Bir kişinin size döneceğini gösteriyor. Bebeğin olması, erkek bebek, amuda kalkması burada bu kardeşimizin hali vakti yerinde olan bir kişi sizin kısmetinize, sizin hayatınıza girebilir. Yani size kısmet olabilir. Bunun için bu görmüş olduğunuz istiharede kafa karışıklığı olduğu için
Siz hani biriyle alakalı yaptığınızdan dolayı bu bunu gösteriyor. Bir de elinize bir para geçecek, para bekliyorsunuz. Ama velakin Allah izin verirse eninde sonunda inşallah bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu rüyada korkulacak herhangi bir şey yok. Yalnız anneniz kolları diktiği için anneniz size destek veriyor. Ama büyüklerinize danışarak da hareket ediniz. Çünkü şu anda tam manasıyla kendinizi seçemiyorsunuz. Yani kendiniz tam manasıyla kendinizi çözemiyorsunuz. Hayatın, arada kaldığınız durum var. Hayatın her alanında hocam büyüklere danışmak lazım. Şimdi sevgili seyircilerimiz, bizi arayan sevgili izleyicimiz kendisi için istihareye yatmış. Hep diyoruz ya, bakın, oğlunuz evlenecek, kızınız evlenecek, eşiniz bir iş kuracak. Evet. Çocuğunuzun eğitim hayatı için. Yani hocam her seferinde söylüyor, herkes istihareye yatabilir. Yani hani derler ya bu büyüklerimizde, hani bu iş hayır mı şer mi? Şer mi diye, evet. Merak ediyorsanız, yani Allah öyle bir şey veriyor ki, evet, herkese bu rüyaya yatabilme, ne diyelim, hakkı İstihar mı diyelim? Tabii hakkını vermiş. Hakkını vermiş. Şimdi şöyle bir şey var. Biz nasıl yatacaksınız? Onu konuşalım ilk önce. Tamam. Dualarımız, yani önemli olan zaten her namazda veya her yerde yapmış olduğumuz duaların karşılığının cevabını ancak rüyada alabiliriz. Hiçbir kul size bunun cevabını veremez. Ancak Allah size bunu gönderir. Bu da rüyalarda bize gelir. Şimdi istihare namazını yapmadan önce bütün kardeşlerimiz özellikle diyorlar ki hani çıkmıyor veya işte anlamıyoruz dedikleri zaman, günde isterseniz kendi hayatınızda da bunu yapabilirsiniz. İsterseniz gece yatarken de bunu yapabilirsiniz. 302 kez Ya Basir, El Basir ismini lütfen bir yere not alın. Burada niyet ederek istihare namazına başlarken bu Ya Basir ismini de bolca anın kardeşlerim. Çünkü kayıtsız şartsız bütün yaratılışın ve yaratılanın bütün olacakları bilendir diyor Allah. Yani bu isim bunu taşıyor. Onun için bilmek istiyorsunuz, siz de öğrenmek istiyorsunuz. Burada ne diyor? İki rekat nafile namazı niyetiyle istiharede şunu merak ettim. Ya Rabbi, bana istiharemde bana bunu gönder. Ben özellikle bu istihare için bunu yapıyorum. Birinci rekatta Sübhaneke, sonra Fatiha suresi, sonra Kafirun suresini okuyoruz. İkinci rekatta ise Fatiha suresi ve İhlas suresiyle namazımızı tamamlayıp kimseyle konuşmadan gene dileklerimizi söyleyerek sağ omzumuzun üzerine karanlık, yani ışın olmadığı bir odada yatacağız. Tabii nitekim eğer bunun akabinde yine Ya Basir ismini çekersek yine bize net haberler gelecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın inşallah. Sonra gördüğünüz rüya için tekrar bizi arayacaksınız. Hocamız, evet, rüyanızı yorumlayacak. Evet. Allah'ım inşallah hep gördüğünüz her rüya iyilik ve güzelliğe vesile olsun. Olsun. Çok teşekkür, amin, ediyorum. Müjde Veren Rüyalar hocamızın son kitabı, Mehmet Emin Kırgil Official Instagram adresi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim.